Sure Tasin Mim bununla başlıyor. Bunlar huruf-u mukatta'dan Allah ile Resulü arasında birer şifre durumunda ve bunun ehli olan bazı zatlar da bazı manaları buradan ifade ediyorlar. Daha çok bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönüyle alakalı işaretleri ihtiva etmekte. Tilke ayatul kitabil mübin. Bunlar kitab-ı mübinin ayetleri. Kitab-ı mübin bir yönüyle Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlar, bu surede okunacak olanlar kitab-ı mübinden bazı ayetler. Kitab-ı mübin bir yönüyle levh-i mahfuza da bakıyor ve levh-i mahfuzdan bazı ayetler ve bunların Kur'an'a yansımış şekli bu manada da değerlendirilebilir. Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Firavun bilhak. Biz Musa ve Firavun'un haberini, onlarla ilgili haberin bir kısmını hak olarak sana okumaktayız. Ligavmin yu'minun, inanan bir kavim için. Yani aslında Kur'an'daki bu ayetler sadece inananlara hitap etmiyor. Bütün insanlara hitap ediyor. Ama bu ayetlerden istifade edecek olanlar özellikle iman etmiş olanlar. İman edenler bu ilahi ayetlerden ders alıyor. Ama iman etmeyenler bu gibi kıssaları duydukları zaman esatirul evvelin, evvelkilerin masalları, efsanevi şeyler deyip geçiştiriyorlar. Burada Musa ve Firavun, hak-batıl mücadelesinin iki sembolik ismi. Hazreti Musa hak davasının en önde gelen temsilcilerinden, Firavun da hakka karşı mücadele edenlerin en tipik bir misali. Öyle ki günümüzde de diyelim birisinin zorbalığı, kendini ilah zannetmesi gibi durumlar olduğunda bu adam firavunlaştı tabiri kullanılır. Ve nefsi emmaresine tamamen tabi olan kimselere teferana, firavunlaştı fiili Arapça'da kullanılıyor. Türkçe'de de benzeri manalar firavun, nemrut gibi kelimelerle ifade ediliyor. Ayet-i kerimede bilhak kaydının gelmesi, yani bir hakkın biz sana bunları anlatmaktayız. Cebrail vasıtasıyla kıssanın gerçeğini, hakikatini sana bildirmekteyiz. İnne firavne ala fil art. Firavun yeryüzünde büyüklendi. Kendini yüksek olarak gördü, gösterdi. Bu şekilde kibirlendi. Hatta o dereceye vardırıyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve Nazi'at'te anlatıldığına göre ene rabbükümül a'la diyecek duruma geliyor. Ben en büyük, en yüce Rabbinizim diyor. Ve kavmini hafife alıyor. Kavminin seviyesini çok düşürüyor. Ve neticede onları kendine kul köle haline getiriyor. Ve böylece onlar Firavun'u bir ilah olarak kabul ediyorlar. Ve ona tapıyorlar. Onun karşısında rüküye, secdeye varıyorlar. Ve ceale ehlehe şia'a, ve Firavun kendi bölgesindeki, kendi ülkesindeki insanları gruplara böldü. Bu kast sistemi olarak gerek Hindistan'da gerek Mısır'da eskilerde uygulanan bir sistem. Halkı işte elit zümre ve onlara hizmet eden zümreler gibi değişik gruplara ayırıyor. Kendisi, çevresi, bunlar imtiyazlı sınıf durumunda ama öte yandan İsrailoğulları köle durumundalar ve Mısır'da yine halkın kendi arasında başka başka sınıflarda bulunmakta. Bir yönüyle bu, bir yönüyle de onları gruplara böldü derken kendi aleyhinde birleşmemeleri için onları birbirine düşürdü. Böyle bir manaya da Beydavi gibi müfessirler dikkat çekiyorlar. Firavun denildiğinde siyasi istibdadın, her türlü baskının, zulmün bir temsilcisidir. Benzeri bir manzarayı bütün istibdat sistemlerinde görebiliriz. Bütün istibdat sistemleri imtiyazlı bir sınıf meydana getirir ve diğerlerini kul köle yapar. Öte yandan kendi aleyhlerinde olabilecek kimseleri kendi içinde gruplara bölmek suretiyle onları etkisiz hale getirmeye çalışırlar ve böylece kendi saltanatlarını
devam ettirme gayreti içinde olurlar. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ Onlardan bir taifeyi zafiyete düşürdü ve onları çile çeken, işkence gören bir duruma getirdi. يُزَبِّهُ اَبْنَاءَهُمْ Onların erkek çocuklarını boğazlıyor ve يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ Kadınlarını hayatta bırakıyordu. Burada şöyle bir mana nazara veriliyor. İşte Firavun sisteminde İsrailoğulları esir ve köle durumunda ve Firavun onları çok zelil bir vaziyette istihdam ediyor, zor işlerde çalıştırıyor. İleride kendine bir tehlike olmasınlar diye erkek çocuklarını da öldürüyor. Çünkü erkek çocukların sayısı arttığında kendi devleti sistemi açısından tehlike meydana getirebilecek. Bunun hesabını yapıyor ve bu şekilde onların erkek çocuklarını öldürüyor. Kız çocuklarını ise diledikleri gibi kullanmak üzere onları hayatta bırakıyor. Bu konuda genelde tefsirlerde şu manaya da dikkat çekilir. Kahinlerden birisi Firavun'a şunu söylüyor. İsrailoğullarından bir çocuk dünyaya gelecek. Dünyaya gelecek olan bu çocuk senin saltanatına son verecek. Firavun bu haber üzerine artık onların erkek çocuklarını öldürtmeye başlıyor. Ülkenin her tarafında hamile kalan kadınları tespit edip çocukları dünyaya geldiğinde eğer erkek çocuğu ise erkek çocuğunu öldürtüyor. İşte Hazreti Musa böyle bir vasatta dünyaya geliyor. İnnehu kâne minel müfsidin, o müfsitlerden idi. Müfsit ortalığı fesada veren, ortalığı karıştıranlardan anlamında. Melekler Hazreti Adem'in yaratılacağını duyduklarında, ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın demişlerdi. İşte fesat çıkaran, kan döken kimselerden birisi Firavun. İnsan nev'inde, insan türünde böyle kimseler de var, böyle zalimler, böyle müstebit kimseler de her tarihte var, her dönemde bulunmakta. Ve nuridu ennemunna alellezine stud'ifu fil ard. Yeryüzünde zayıf bir duruma getirilmiş, köle haline getirilmiş kimselere biz nimette bulunmak istiyoruz. Ve nec'alehum e'imme, onları önderler yapmak istiyoruz. Ve nec'alehum el-varisin, ve onları varis yapmayı murad ediyoruz. Yani evet, Firavun'un kendine göre bir planı var ama Allah'ın da bir planı var. Ve ve kâne emrullah mef'ule, Allah'ın emri elbette yerine getirilecektir. Firavun'un dediği değil, Allah'ın dediği olacaktır. Ve böylece Allah-u Teala o zaafa düşürülmüş, çile çektirilen, ezilen bir toplumdan Hazreti Musa gibi bir lider çıkaracak ve Hazreti Musa onları esaretten kurtarıp hürriyete ulaştıracaktır ve batıl inançlardan kurtarıp hak bir dine onları sevk edecektir. Ve nümekkine lahum fil ard, ve yeryüzünde onlara imkan vermek istiyoruz. Ve nuriye firavun ve haman ve cunudehuma minhum ma kanu yahzarun. Firavuna, Haman'a ve bunların askerlerine İsrailoğullarından korkmuş oldukları şeyi, sakınmış oldukları şeyi de göstermek istiyoruz. Bu ilahi takdirde böyle takdir edilmiş ve gerçekten de netice itibariyle her ne kadar Firavun'un, onun veziri olan Haman'ın pek çok imkanları, orduları bulunmuş olsa da netice itibariyle Hazreti Musa ve yanındakiler galip geliyorlar ve yeryüzünde hükümran bir duruma geliyorlar. Bu, Cenab-ı Hakk'ın bir milletin içinden bir kurtarıcıyı çıkarması ve o kurtarıcıyla o insanları gerçekten kendi devirlerinde çok seçkin bir duruma getirmesi. Allah-u Teala yuhyi ve yumit, hayatı verir, hayatı alır. İşte insanların hayatı elde etmesi, kendilerine hayat verilmesi olduğu gibi
Öte yandan milletlerin de hayatlanması vardır. Bir millet adeta uyuşmuş bir vaziyette, manen ölü bir vaziyetteyken Allah onların içlerinden diriltici nefes sahibi birisini çıkarır ve çıkan bu kimse onlar için bir kurtarıcı olur ve böylece o insanlar gerçekten o sıkıntılı durumlardan, ezilmişlik durumlarından kurtulurlar. Esaretten hürriyete kavuşurlar ve devletsizlikten devlete erişirler. Bu gibi imkanlara nail olurlar. Ayet-i kerimede ve nümekkine lehum fil ard, arzda onlara imkan verelim istedik diyor Cenab-ı Hak. Burada arzdan murat Mısır, Şam, o civarda gerçekten İsrailoğullarının tarihte büyük saltanatları olmuş. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud gibi aynı zamanda Cihangir, hem birer peygamber hem de birer komutan, birer padişah. Onlar bu tarzda çalışmaları olmuş. Krallar dönemi tabir edilen dönemde bunlar diğer milletlere göre daha ileriye gitmişler. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarından hayli bahisler var. Bu bahisler bütün sonraki devirlere de ışık tutacak mesajları ihtiva ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de işte Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı mücadelesi aynı zamanda peygamberimize mesaj veriyor. Ve şöyle bir mesaj orada kendini hissettiriyor. Ey peygamber, nasıl ki ezilen bir kavim içinde Musa çıktı, onları hürriyete kavuşturdu ve dine dayalı bir şekilde bir hayatı yaşamayı onlara nasip etti. Onun gibi sen de kavmini zulümattan nura çıkaracaksın. Yani karanlıklardan onları aydınlığa ulaştıracaksın. Ve her ne kadar Musa'nın karşısında Firavun çok büyük imkanlara sahip idiyse de sonunda mağlup oldu. Merak etme, senin karşında yer alanlar, Kureyş'in önde gelenleri de olsa, maddi imkanları çok fazla da olsa, senin yanındakiler sayıca az bile olsalar, merak etme, hak galip gelecektir. Ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve Firavun kıssasıyla bu mesajı peygamberimize ve yanındaki ehli imana veriyor. Onlara verdiği gibi sonraki devirde gelenlere de yine benzeri mesajlar verilmiş oluyor. Çünkü her devrin firavunları vardır. Elbette o firavunlara karşı Musa'ları da çıkmalıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'de yer alan Musa-Firavun mücadelesi aynı zamanda tarihin bütün devirlerine yansıyan görünümlere sahiptir. Ve bütün o devirlerde firavunlara karşı mücadele veren Musa'lar çıkmıştır. Burada bu mücadelenin bir takım kendine göre bölümleri de bulunmakta. Zaten bunlara daha sonraki bölümlerde temas edilecek. Görüyoruz ki Firavun aynı zamanda bir hanedana sahip. Firavun soyundan iktidarda bulunan, onun çevresinde yer alan kimseler var. Dolayısıyla sadece Firavun'dan kurtulmak değil, ehli Firavun'dan, Firavun hanedanından da kurtulmak gerekiyor. Firavun yaptıklarını bunların vasıtasıyla yapıyor. Haman gibi bunun veziri var. Onunla uyumlu bir vaziyette ve bu Firavun'a yardımcı oluyor. Aynı zamanda ayette nazara verildiği üzere bunların askerleri var, orduları var. İşte onlar da sistemin bir parçası oluyor. Öte yandan Kur'an'ın başka yerlerinde anlatıldığı üzere bunların sihirbazları var. Firavun sihirbazlarla halkın gözünü boyuyor. Günümüzde hemen her sistemin kendine göre medyasının meydana getirilmesi benzeri bir durumdur. Medya adeta hemen her sistemin, müsbet veya menfi, her sistemin bir nevi sihirbazıdır ve haberleri taraflı bir şekilde belli bir neticeye ulaşmak için o şekilde verirler ve halkın gözünü bu gibi haberlerle boyarlar. Öte yandan Hazreti Musa Firavun mücadelesinde bakıyoruz, para babası durumunda olan Karun var. Karun da yine sistemin bir parçası. O da tamamen bir serveti, bir zenginliği temsil ediyor. Hemen her sistemde para babalarının bu noktada sözleri vardır.
ve itibarları vardır ve ona göre paranın gücüyle yapmış oldukları, yaptırmış oldukları bir takım şeyler vardır. Öte yandan Bel'am gibi fetvacı, aslında ilim sahibi olduğu halde Firavun yanında yer alan, o cephede yer alan ilim sahibi kimseler de vardır. Bunlar yalancı fetvalarla, gerçek dışı bir takım fetvalarla milleti yoldan çıkarırlar. Demek ki biz Kur'an-ı Kerim'deki Firavun kıssasını okurken, Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesini okurken bunların hepsini beraberce müzakere etmek, beraberce değerlendirmek gerekiyor. Ve bu manada bakabildiğimizde Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssa içinde çevremizdeki belki bazılarını da görürüz. Zamanımızın Musa'larını görürüz. Zamanımızın Firavunlarını görürüz. Bakarız ki bazıları Karun tarzında, bazıları Firavun'un sihirbazları tarzında, bazıları Bel'am, yani ilmini kötüye kullanan kimseler görünümünde. Bu manada günümüzde de bunların tezahürlerini görmek mümkün. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayan, ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.